Merhabalar, kanalımın 4. videosuyla yeniden karşınızdayım. Okuldayım, sınavdan çıktık, soru ifademiz. Nasıldı Aleyna? Evet, hatta birisi ağlıyor bile. Evet, şimdi onlarla birlikte bir video planlama teşkilatı kurduk. Pilav tarihi dersinden çıkan biz teşkilatlar, düzenlemeler tarihler. Finalde toplamaya çalışanlar. Ne durumlar nasıl? Evet. Furkan'la beraber karnımız acıktığı için yemek istiyoruz. Furkan'la beraber değil Ali Yer Çekmen. Merhaba Furkan. Evet biz acıktık. Yani efor sarf ettik. Beynimiz yoruldu. Ve yemek yiyeceğiz. Ama yemek yerken de bir atraksiyon olsun. Çünkü bizler rahat durmayız. Yaramaz öğrendiniz. Evet, çıldırmayız. Apasya'ya gideceğiz. Gözümüze birini kestireceğiz. Ve onu takip edeceğiz. O ne yerse biz de onu yiyeceğiz. Wow. Yiyeceklerimizi inşallah düzgün bir seçeriz. Sushi yemez inşallah da. Sushi, Akasya'da sushi var mı? Var galiba. Sushi sevmez misin? Hayatta sevmez. Az önce bir arkadaşım story atmış. Bir gün herkes sushi sevecek diye. Ne düşünüyorsun bu konuda? Asla yemem. Ben de yemem. Ben denedim bir sefer, kusuyordum. İkinci denemem biraz daha iyiydi. Üçüncü de kendim yaptım, yedim, bayıldım. Ha, olsa yer miyim? Yok. Canım ister mi? Hayır. 40 yıl olsa canım ister mi? Türk damak zevkine uymuyor. Evet. Hadi biz gidelim o zaman. Furkan'la yola çıktık. Gidiyoruz ve yakıtımız 0 kilometre. Yolda kalmayız inşallah. Ve ıslandık. Hava çok kötü. İstanbul'da günlerdir dinmek bilmeyen rüzgar, yağış, yağmur. Arada bir kar da atıştırıyor. Fikir değiştirdik. MR'a geldik. Furkan, inan çok yüksek abi. Deprem falan olur mu sence? Yok ya. Ben deprem bölgesinden geliyorum. Aleyna bizi ekti. Furkan'la geldik. Taş kağıt makas yaptık. MR çıktı. Burada eğlenecek miyiz? Bence burası daha eğlenceli. Büyük hem de burası arkadaşlar. İstanbul'da en sevdiğin AVM? Airport. Arkadaşlar sizin İstanbul'da en sevdiğiniz AVM ya da nerede yaşıyorsanız. Hadi AVM'lerden bahsedelim. AVM'leri sevmiyoruz, eleştiriyoruz ama böyle havalarda da. Evet, hem de çıkamıyoruz. Hele böyle havalarda sığındığımız bir yer olmuyor mu? Isınmak için daha çok kullanıyoruz bence. Evet, otoparktayız. Şimdi gidiyoruz. Geçiş. Çok da acıktık öyle değil mi? Vallahi ben de çıkıyorum. Neyse ya, daha doğrusu önümüzdeki insan, ay bak bunlar ne güzel şeyler yiyorlar. Evet, takip edeceğimiz kişi bence önceden bir göz şey yapalım, evet, nereye gidiyor. Ama buradan değil. Belki de sadece alışveriş için gelmişlerdir, yemek yemeyeceklerdir. Yani. Doğru yemek katına gidelim. Hadi bakalım. Eksi 3. kattayız, restoranlar buradaymış. Yine hep Arap var arkadaş her yerde. Bütün AVM'lerde olduğu gibi Araplar. Bizden çoklar. Havuza mı girsek? Ne dersin? Kadar güzel. İnkılap sınavının mutsuzluğuna tabii. Evet. İnkılap tarihi dersinden. Ya çok güzel. Bu toplanın içinde olmak isterdim. Yaş sınırı var mı? Bir bak bakalım. Benim yaşım tutuyor mu? Bana haber ver. Çok güzel. Uçak giriş mi yapsak? Ama Furkan, ne kadar eğlenceli olur o havuzun içinde olmak. Karnımızı doyuralım da. Takibe buradan başlayacağız. Çünkü restoran okunu gördük. İlerideymiş. Ne dersin şu aile? Ya emin misin böyle restoran girişi mi olurmuş? MR ilk kez de gelmiyorum ama. Bence soralım birine. Kimseler yok. Kimi bulacağız? Seçme şansımız yok. Tek başına bence eve kemeyecek. Kaybolmuş olabilir. Yanlış yere gitmişiz. Aynen. Neredeyse aç kalıyorduk çünkü. O sokakta kimse çıplak yoktu. Tavuk dünyası. Hadi birini bulalım, tavuk dünyasına gittin. Canım aşırı aynen, derecede tavuk de, istiyor. Çok öyle mi yapalım? Tamam hadi yapalım. Sanki o tarafa doğru gidiyor. Ne dersin? Şu önümüzdeki değil mi? Hı-hı. Tamam. Haber olsa acaba bize kızar mı Furkan? Ve giriyoruz, başlıyoruz. Ve o da lavaboya gidiyormuş. Yok yok. Hadi kaçırmayalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Salata yerse? Yok salata yiyecektim yok. Ya da sadece çay içecektim falan. Salata yiyecektim. Bayağı yorgun görünüyor. Bence çok acıkmış. Ne dersin? Bence personel. Personele benziyor. Evet. Nike'da çalışıyor olabilir mi? Ha? Air Max'leri var. Yok. Bende de ayakkabı. Ben eşofman giyiyorum. Şu anda hadi. Hadi yaparsın dostum. Hadi yaparsın dostum. Nereye gidiyorsun? Hayır ya. Hayır. Ama tavuk dünyasına gidecektik. Neyse. Bir de ne alırız alacağız. Bakıyor. Bakıyor. Beklediyor. Dinle. Evet aldı. Gel. Gidiyoruz mecbur. Al sen tepsimizi. Furkan menüyü kaçırmayalım. Ne isterse yakın dur. Bana söyle. Biz duyamayabiliriz. Herhalde. Günün menüsünü yiyecektir. Kanka da çorbası, mezmek var. Öneride bulunsak mı acaba? Bakalım sürpriz çıkıyor mu? Ya burada mantı. Ne? Tarhana değil. Ben tarhana hiç sevmem. Hayat. Ben severim. Tamam ben içeceğim o zaman. Ben mutluyum. Bakalım ikinci yemek olarak neyi tercih edecek? İkinci yemek için sipariş verildi mi? Yok.
Ne dedi? Fukan. İnç bilemem. Severim. Tamam. Bir tarım alabiliriz. Şey alacağım. Bu mu yani? Başka? Üzerine bir şey? Ben çok severim. Vay canına. Vay. İşte bu be. Bu kadar mı? Ekmek falan bak aynısı olacak. Bir bak. Biliyorum ben. İçecekleri de oldu. Biraz öncekinin aynısı olacak. Biraz önce verdiğiniz kişinin yemeğinin aynısı olacak. Aynı şekilde. Ama ayrı ayrı. Ama onun tabak değildi. Bir de yaptım. Başka bizimki böyle oldu. Olur mu? Olur bence. Sorun yok. Tamam. İçecek kola mı aldım? Ben de kola. Neyse. Ticket veriyor. Tamam. Ekmek kaç tane aldıysa. Tamam. Peçete sayısına falan baktın mı? Peçete. Biber. Bir avuç dolusu. Hesap ederken taklit ettiğimiz abiyi kaybettik. Hadi gel bir deneyeceğiz. Şurada yerken de onu taklit edecektik. Personel yemeği yiyoruz bugün. Orada gördüm. Gerçekten mi? Evet. Gidelim mi? Hadi gidelim. Buradan gidelim de bari dikkat çekmeyelim. Çaktırmadan gidelim hadi. Burada oturalım bence şurası. Nerede? Vay canına. Evet Furkan başla. Çaktırmadan evet. Ay çorba bitirmiş bile önce çorba. Önce çorba bekle. Başlayamazsın. Önce çorba. Ne yapıyorsun? Onu yapacağız dedi. Ekmek yemiş mi acaba? Bir ekmek bitmiş. Hadi bakalım. Ekmek yemiyorum ya nasıl özlemişim? Ya abi keşke doktanın kafasıymış. Çorba nasıl? Efsane. Çok güzel. Sen burada çaktırmadan bak hangisini yiyor? Sen devam edeceksin ya. Patlıcan mı? Aynen öyle patlıcan. Acayip acımış. Bakan sana iki ekmek yeter mi? Fazla bile ya. Abi eğer ekmek artırdıysa sen de yemeyeceksin. Bence hepsini bitirecek gibi gözüküyor ama. Sana bakıyormuşuz gibi abiye bakalım. Çaktırmadan yapıyoruz bir de. Ekmeğin bir tanesi gitmiş bile al. Kolayı da açman lazım. Biz kolayı paylaşacağız ama. Çaktırmadan şöyle bakayım. Ekmek hala bir tane duruyor. Bir ekmek yeme hakkın var. Ve bunları yemedi. Patates ayırdı onları mi? Gördüm evet. Şunları yemedi. Ayırdı onları. Patatesi yedi mi? Patatesi yemiştir. Evet evet. Sadece biber ve domates ayırdığını gördüm. Normal yiyoruz. Ben hızlı yerim. Yetişirim ona. Pilavdan az yemiş. Yani hala pilavı var. Marketim yoksa çektiğimiz çünkü yemekler yenmiyor. Hayır azalmamış yemekleri. Pilavı yememiş mi? Şimdi söylemek isterdim ama söylemeyeceğim. Boğazına dizilmesin yemekler. Ya bence hepsini bitirecek de şu anda o aşamada. Bence sen ona yetişirsin Furkan. Ben onu geçecek miyim? Evet bana da öyle geldi. Görünüyorsun evet. O kadar acıktım yani. Sana bizi bayağı zorladı. Çok zor değil mi sorular? Aklında kalan bir soru oldu mu? Varlık vergisi hangi yılda alınmaya başlanmıştır? Evet cevabını da alalım o zaman. Bu ne be? Varlık vergisi ne? Şu an ben yavaşladım çünkü bekliyoruz. Hayır, evet bitti. Bitiriyor. Devam evet. Beklemiyor abi yiyor. Ve son lokmaları galiba. Harca parçalıyorum. Galiba son lokmaları. Yoruldum. Neden? Çünkü hızlı yiyorsun. Ama nasıl güzel yemek değil mi? Şimdi bu tur sana çalışmış olduk. İkinci turda da ben. Bakalım benim yakaladığım kişi neler yiyecek. Bence sen diskalifiye oldun Furkan. Çünkü çorbanı yemedin. Çorbayı beğenmedin. Oysa ki ne demiştik? Önümüzdeki insan ne yerse onunla beslenecektik. Ama belki... Bak, ne diyeceğim? Tabağını sıyırıyor. Onu da mı yapacağım? Yapacaksın demek. Ekmek. Hayır ekmekten hepsini bitirmiş. Çabuk bunlar bitecek. Yemezsin evet, de. Evet yiyeceksin. Ekmekleri bitirmiş. Pilavla ekmek yiyorum şu an. Keşke onu patlıcanla tüketseydin. Suyuna bandırırdın. Hatta köfteyi ekmeğin arasına koyardın. Hayır daha. Ekmekler? Hayır. Furkan ben kazanacağım. Söz veriyorum ben kazanacağım çünkü ben yemek konusunda çok iyiyimdir. Çok yerim. Şimdi biraz sonra seçecek olduğumuz kişinin almış olduğu bütün yemekleri sonuna kadar yiyeceğime söz veriyorum. Kolanı bile paylaştık. Demek kolayı da bitiremeyecektim. Tarhana hariç bence iyiydim hepsinde. Ben de bitirdim kolamı. Paylaşmıştık. Pardon. Bir şey söyleyebilir miyim? Sizin aldığınız yemekten aldık. Evet. Yedik. Müsaade ederseniz sizinle çekmiş olduğumuz bu görüntüleri kullanmak isteriz. Teşekkürler. Sağ olun. Bunu yemeyeceğim İzniniz ya. İzniniz de aldık. Hayır. Yiyeceksin. Aferin sana ya. Tamam. Yemeğin bittiğine göre şimdi kendimize yeni bir şans arıyoruz. İkinci tur için hazırız. Olabilir mi? Lahmacun diye. Hayır lahmacun diye fikir değiştirdiler. Gel. Furkan ne şanslı bir adamsın sen ya. Hiç lahmacun yiyesim yok ama. Ne diyorsun? Şöyle biz biraz önceki siparişin aynısını istiyoruz. Yeşil lahmacun.
Ne verdiniz peki onlara? Duyamadık. Verdim, bardak çorba verdim. 5 lahmacun, 2 ayran verdim. Vay canına. Çorba mı? Biz biraz önce çorba içmiştik. Tamam. Neyse o. Mecbur. Evet. Aynısını istiyoruz. 90. Tamam. İkisini de gömersin artık sen. Hayır. 5 tane ya. 3'ü senin, 2'si benim. Evet, ikisini rahat yerim. Tamam. Ama o sıra sendeydi. Olmaz böyle. Hayır. İçecek bende. Tamam. Çorba sende. Tatlı bende. Böyle abi, anlaşalım. Tatlı da var. Ya tatlı da var. Bu arada bak ne diyeceğim. Yakınımızda oturuyorlar. Onlar ne yerse aynısı böyle şey olarak. İçine ne koyarlarsa işte. O yüzden buraya oturdum ki görelim içine ne dürüm yapıyorlar diye. Buluşan be. Al kız bir de uzamış. Ay bunu be dedi bana yalnız. Çok güzel görünüyorlar. Lahmacunun devamı gelecekmiş. Bunu ben mi? Al al. Al sen. Hayır. Sen önce çorbanı iç de. Yalnız bütün AVM tarhana çorbası yıkılıyor. O da mı tarhana? O da tarhana. Hayır bu mercimek çorbası. Özür dilerim, tamam, mercimek. Bardak mercimek. Al bakalım. Dürüm yapıp yemen gerekiyor şimdi. Hemen mi? Başlarlar evet, mı? Evet. Çoktan. Böyle limon falan böyle mi koyacak? Aynen öyle. Böylece. Nasıl? Sıkım koydu tabii ki de. Böyle. Aynen. Böyle. Pul biber yoktu ama hadi olsun. Ayranı da mı döktüler? Hiç. Ne yaptılar? Ayranı çalkalayıp hemen açman lazım. Evet. Beni haberdar et. Arkada neler oluyor? Bir lahmacun bitti. Çorbayı içmediler herhalde. Direkt lahmacuna daldılar. Nasıl tadı? Çıtağı çıtağı. Güzel. Ben de çorbayı içmeye başlayayım bari. Tatlıya geçmeden yetişebilsek onlara. İkinci lahmacuna geçti. Sen hala bir bitecek ya. Hep o yüzden zaman kaybı oluyor geç verdiğimiz için. Devrim yaratmışlar. Hamur biraz kalın olurdu. Şu anda enfes yani. Bir lahmacunla öğrenebilirim. O derece şu anda aşık olmalı. 5 lahmacun olduğu için rahat rahat yiyorlar. Fenalık geçiriyorsun şu an. Evet. Şimdi kanalımda zaman zaman konuklarım olacak. İlk konuğumuz Gezgin Gurme kanalından Ozan'dı. Onunla harika bir challenge yapmıştık. Bugün de Furkan'la da konuk olduk sağ olsun. Furkan benim okul arkadaşım. Daha önceki videolardan tanırlar zaten. O bir dünya önce kanalındaydı. Bu başka bir kanal. Çorbam az kaldı gördüğün gibi. Aferin sana ya. Aferin çocuğum. İç iç iç. Yarasın dışarıda kar buz fırtına. Sıcacık çorba iyi gelir. Evet. Bardakta çorba da ilk defa içiyorum. Şimdi lahmacun gömeceğim. Bardak olmamış bence. Ne olurdu ki? Bu bardağın yerini birazcık daha genişletip boyunda kısaltsalardı, bir kase yapsalardı. Tabii, bence bir pipet de içsene. Pipet de içmeyi dene. Pipet de çıkmaz ki. Ya. Ayran mıdır, kola mıdır bu? İşte böyle. Milkshake gibi oldu. Pipetin birazcık daha kalın olmuş olsa evet, bence çorba pipette içilebilir. Sıcacık içilebilir mi arkadaşlar? Lahmacun güzel gözüküyor bakalım. Yiyecek misin? Yok artık. Hani dağıtacaktık? Yine sipariş veriyorlar. Ne? Yine sipariş veriyorlar. Yok artık canım, o bir seferlikti. Gerçekten bak. Gerçekten mi? Siparişi? Şu an takip ediyorum. Çaymış, tamam. Aa. Korkma. Tatlı ile birlikte yemeleri hiç. Daha başlamamışlar. Rahat rahat yiyebiliriz. Limon mu sıksak sütlacı? Çok farklı bir tat olabilir. Bence bunları sütlacın içine dökmemiz gerekiyor. Hayır Furkan, yapamazsın. Furkan iyi misin? Hadi bakalım, seni sütlacla baş başa bırakıyorum. Bence lezzetli olacak bak. Bir denesen. Limonu? Limonu da sıkabilirsin, direkt yiyebilirsin. Yedin zaten. Sütlaçtan bir kaşık al bakalım. Hazır mısın? Hiç yedin mi böyle bir şey? Hayır. Tabii canım, ben hep böyle beslenirdim. Bütün yemekleri yaparım. Hepsini bir tencerenin içine birleştiririm. Bir de çay mı var? Yer kalmadı ama ya. Limondan soğudun artık. Şu an Gül abla fenalık geçiriyor. Yok, öksürüyor. Seni tebrik etmek istiyorum. Çok azimli bir şekilde bitireceksin. Bunu sana vereceğim. Yok yok, yemeyeyim. Gerçekten. Yok. Yiyebilir misin? Onu ama sıra sende. Yiyemem. Gerçekten ona açık değilim. Gerçekten lezzetli miydi? Abartmıyorum. Marul ve maydanoz. Efsane. Sütaç üzeri marul ve maydanoz. Gerçekten. Lütfen deneyin. İsrar ediyorum. Gerçekten. Bana inanmıyorsun. İnandırıcı geliyor mu? Arkadaşlar limon, siz inanıyor musunuz? Limon demedim farkındaysan. Sadece limon şöyle şuralarını yaktığı için. Limonun kabuğu. Yağları burama geldiği için birazcık rengini değişti ama. Efsane. Marul ve maydanoz. Eve gidince deneyeceğim. Ayran bitti mi? Hayır, bitmemiş. Göm. Burada kalmış arkadaşlar. Hayır, Furkan daha... çok kötüsün. Furkan, bunu sorarım sana. Bir daha sana asla kopya vermeyeceğim. Bu sınavların bir de ikinci dönemi var. Asla yanına bile oturmayacağım sınavlarda. Hatta dostluğumuz dönem, bitiyor. Hatta ilk dönem çektiğim bütün kopyaları hocalara ihbar edeceğim. Furkan bütün derslerden kopya çekiyor hocalarını diyeceğim.
bir resim çektim, videolarını çekmiştim. Onların hepsini vereceğim basına. 3 lahmacunumuzdu. Ne yaptık arkadaşlar? Dürüst olalım. Sütlaçlarla değiştirdim. 3 lahmacun verdim, yerine 3 tane sütlaç aldım. Onları ne yapacağım? Çocuklarına götüreceğim. Hoşçakalın.